Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın girişimleriyle kazandırılan önemli projede çalışmalar devam ediyor. Siverek Belediyesi, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla bir süre yapımına başladığı sıfır atık tesisinde çalışmalara devam ediyor. Diyarbakır Karayolu 5. kilometresinde yapımına başlanan ve fiziki yapısı ortaya çıkan tesislerde hummalı çalışmalar devam ediyor. Proje ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi ve en az düzeye indirilmesi hedefleniyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından atık miktarlarının fazla olduğunu, mahallelerde mobil merkezlerde kurulması planlanırken 13 farklı kategoride atık toplanması düşünülüyor. Elektronik, kağıt, metal, cam, plastik, giysi, bitkisel yağ ve pillerin düzenli olarak toplanacak. Kamu kurumlarına da ambalaj attığı toplamda konteynerleri yerleştirilecek. Şu anda bulunmakta olduğumuz alan sıfır atık proje alanımız. 4000 metrekareden oluşuyor. Bu alan bittikten sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından faaliyetlerimiz devam ettirilmekte. Alanımız Kenan Müdür'ün de dediği gibi 4000 metrekare üzerine kurulu olacak. Bunun 1000 metrekaresi birinci sınıf atık getirme merkezi, 3000 metrekaresi ise ambalaj atığı toplama ayırma tesisinden oluşuyor. Birinci sınıf atık getirme merkezimizde farklı türlerde atıklar toplanacak. Bunlar plastik, PET, ondan sonra cam, atık yağ, tehlikeli atık ve buna benzer 13 türden atık toplanacak. Aynı zamanda bakım atölyemiz olacak. Bakım atölyemiz bir nevi eğitim alanı olarak faaliyet gösterecektir. Ondan sonra 3000 metrekarelik alanımız ise toplama arama tesisi olarak gelen atıkların ayrıştırılıp preslendiği alan olacak. Atıklar ayrıştırılıp preslendikten sonra lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilecektir.